Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi ve Ordu Üniversitesi Yeniler Kulübü 2. Gençlik Buluşması kapsamında Serdar Tuncer'le şiir dinletisi etkinliği düzenledi. Serdar Tuncer'e orduların ilgisi oldukça yoğundu. Hatırım için yüce dağlar delindi, bilek gücüm terhat ile bilindi, kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Türkiye Gençlik Vakfı, Ordu Şubesi ve Ordu Üniversitesi Yeniler Kulübü 2. Gençlik Buluşması kapsamında Serdar Tuncer'le şiir dinletisi etkinliği düzenledi. Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler, protokol üyeleri ve ordular katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, bu akşam sizleri burada TÜPVA'nın organizasyonuyla ve üniversitemizin de Yeniler Kulübü ile işbirliği çerçevesinde planladıkları, organize ettikleri bu organizasyonda, bu akşamki programda beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Üniversitemizde sizi görmek büyük bir mutluluk, büyük bir onur bizim için. Sağ olun, var olun. Ordumuzda sivil toplum kuruluşlarıyla devletin kurum, vali, büyükşehir, Altınordu, STK'lar, kurum kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde şehrimize olumlu anlamda katkı vermeye, şehrimizin sosyal, kültürel ve diğer alanlarda her türlü programları bu salonlarda yapma noktasında biz rektörlük olarak üniversitemizin duvarlarını ne yaptık? Kırdık. Yani bizim üniversitemizde Ordu'daki resmi kurum ve kuruluşlar ile STK'lar bu milletin, bu ülkenin, bu devletin menfaatine olma koşuluyla, milli ve manevi değerlere bağlı olma koşuluyla, bu ülkenin değerlerine bağlı olma koşuluyla biz üniversitemizi bütün kurum kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam hakikaten gençlik için bir şahlanış, büyüklerimiz için de yeniden dirilişin adı olacak bir buluşmayı gerçekleştireceğiz inşallah. Grup aksiyonumuzun marş ve ezgileriyle şaha kalkarken Serdar Tuncer abimizin şiir ve muhabbetiyle inşallah tam kıvama geleceksiniz. Yani bu akşam bu salondan ayrılmak istemeyeceksiniz. Biz herkesin 18 yaşındaki o ruha, o hassasiyete, o duygulara kavuşmasını istediğimiz için bu geceleri düzenliyoruz. Açılış konuşmalarının ardından konser dinletisi gerçekleştirildi. Yollar uzun, yollar ince, yollar. Konser sonrası sahneye Türk televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer çıktı. Kimsesizim hasmımda yok hasmımda. Görünmezim resmimde yok cismimde. Dil üzmezim tek hece var ismimde. Barınağım gönül denen yerde. Serdar Tuncer'e orduların ilgisi yoğun oldu. Bizim sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Tuncer hem sohbet etti hem de şiirler seslendirdi. Etkinlik sonrası Altaş TV mikrofonuna konuşan Serdar Tuncer, Ordu sevdiğimiz bir şehir dedi. Vallahi Ordu sevdiğimiz bir şehir, gelip gittiğimiz bir şehir, güzel bir şehir. Her zamanki gibi insanları güzeldi. Hoş bir program oldu. Allah bu muhabbeti, bu güzelliği daim etsin. Tuncer, 11 ayın sultanı Ramazan ayı içinse İslam alemine 5 tavsiyede bulundu. Teravihleri ihmal etmeyelim. Teravih çok kıymetli bir ibadet. Peygamber Efendimiz'e Allah dostlarında en çok Ramazan-ı Şerif geldiğinde yaptıkları şey Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen birisi bir Ramazan'da eğer bir hatim yaptım diyorsa hiç Kur'an okumamış demektir. 3 hatim, 5 hatim okuyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da izi sıra gelen dostları da Ramazan geldiğinde çok cömert olurmuş. Cömert olan. Az çok demeden yani bize az gibi gelen belki bir başkasının çoğudur ve onu Ramazan günü mutlu eder. Gönül almaya vesile olur. Bir Allah razı olsun kıymetlidir onu yapalım. Dördüncüsü
dua edelim. Ümmet-i Muhammed'e dua edelim. Elimizi açıp iftar vakitlerinde, duaların geri çevrilmediği bir vakittir. İmsak vakitlerinde. Beşincisi de oruca dair olsun. Oruç, imsakla iftar arasında yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durma. Bu asgarisidir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Hadi bu Ramazan gözlerimize de oruç tutturalım. Harama nazar etmeyerek. Ve sadece harama nazar etmedin, gözüm oruç tuttu olmaz. Oru yapmadı, yasaklananı yapmadı da. Başka ne yapacak? Emredileni yapacak. Dönsün, ilim okusun, kitap okusun. Ellerimizi oruç tutturalım. Yetim başı okşasın. Fakir karnı doyursun. Ayaklarımızı oruç tutturalım. Yasaklanan yerlere gitmesin ayak. Kalbimize bile oruç tutturmaya çalışalım. Zordur. Ama en azından gayret edelim, niyet edelim. Böyle bir gündemimiz olsun. Kalbimize gelecek havatır, kötü düşünceleri bile onu oraya almamaya çalışalım. Yani bu sene bütün azalarımızla oruç tutmaya gayret edelim.